Buradayım.
Demek buradasın ha? Vahi, iyi misin? Al kızı. İyiyim patron. Al kızı al, hadi. Hayır, kalk. Hayır bırak, ne olur kalk. Bırak. Bırak. Kalk. Bırak. Yardım etmem lazım. Tabii, tabii. Bırakamam onu. Çok kan kaybediyor. Hastaneye gitmesi lazım. Yürü. Hadi! Yürü. Yürü dedim sana, yürü. Bırakamayız, lan olmaz bırakamayız. Olur olur, tabii, tabii. Ulan siz kimsiniz ki benden kaçıyorsunuz ha? Şimdi göreceksiniz Anya'yı, Konya'yı. Tamam, tamam beni istediğiniz yere götürün ama önce ona yardım edelim. Ambulans çağıralım, çok kan kaybedi. Gel barışın köpek. Hayır, hayır. Hayır, yalvarırım, dur. Abi, kızı alırsak polis peşimize takılır. Lan, bu Halil'in telefonda konuştuğu adam çok endişeliydi. Polise haber vermiş olabilir. Abi, bırakalım kızı gitsin, biz kaçalım. İmdat! Kapma çeneni. İmdat! Bırak kızı, buradayım. Kaçalım. Kimse bize zarar veremez. Sen. Canın çok acıyor mu? Sandım.
hastanelik bir durumum yok. Bırakma kendini. Bırakma kendini, bende kal. İyileşeceksin, söz veriyorum, iyi olacaksın. Lütfen dayan. Biraz daha dayan. Ambulans çağıracağım ben şimdi. Hayır. Halil! Bülent! Halil! Abi vurmuşsun. Dur. Hastaneye gidiyoruz hadi. Hastaneye. Polis aradın mı? Hayır. Abi ne diyorsun? Hayır diyorum Eren. Yorma beni. Burada olanları kimse bilmeyecek. Kimse duymayacak. Nasıl yani? Sana bunu yapanlar cezasız mı kalacak? Ben iyiyim. İyiyim ben. Kimse duymayacak. Özellikle ablam. Ben iyiyim. O duyarsa mahvolur. Tamam, tamam, hastaneye o zaman, hemen hadi. Eren, yazlık evi ayarla bana. Beni oraya götür. Doktoru da oraya çağır, itiraz etme. Bak, emin misin? Ha? Şuradakini al yanına. Hadi. Acele etmemiz lazım. Kanamasını durdurmak gerek. Hadi abi gel. Gel sen bana hadi. Hadi. Gel. Sakin. Yavaş. 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 Yok. Kapalı telefonu. Gülhan, sana söylemedi mi nerede olduğunu? Hayır. Oo, mis gibi bakıyorum, süper. Suratlar yine asılmış. Hayırdır? Halil, telefona ulaşamıyoruz. Sen biliyor musun nerede olduğunu? Ya canım, kötüye yormayın. Yani çevrim dışıdır. Telefonu çekmiyordur. Şarjı bitmiştir. Tüneldedir. Ne bileyim Tekin. Geçen sefer de böyle olduğunda... Ay vallahi düşüp bayılacağım şimdi buraya. Ya biz bu eve rahat edelim diye geldik. Her gün ayrı bir sınav. Ama bu kadar kaygılanmayın teyzeciğim. Ya genç adam sonuçta değil mi? İşi vardır, gücü vardır. Her şeyi de söyleyecek değil yani, değil mi? Teyzen neden bugün bu kadar evhamlı? Çok kötü şeyler yaşadık Tekin. Kadın da haklı. Gerçi sen de haklısın. Her ulaşılamadığında bu kadar kaygılanmamak lazım. Ha şöyle ya. Gül biraz. Gül bakayım. Ya kocaman adam. Tamam mı? Telefonu bir kere açmadı diye ağıt yakmadığı kaldı teyzenin. Bak seni de kötü etkiliyor bu. Sen hem gel bakayım şöyle kocanın huzurlu kollarına. Aa. Güzel karın mısın sen benim? Zeytin? Yemin mi bitmiş senin? Şu
Çocuktan kusuruna bakma. Ağır yaralanan arkadaşın ismi de Yusuf olunca karıştırmışlar. Allah şifa versin arkadaşına Yusuf. Bir an çok korktum Yusuf yaralandı kötü deyince. Korkma. Ben dikkat ederim kendime. Ben gideyim. Çay bahçesine gitmem lazım. Dinlenseydin biraz. Hastaneden gelir gelmez gitme. Çok sağ ol Gülce ama gerçekten iyiyim ben. Hem abim tek başına orada gitmem lazım. Peki. Görüşürüz. Hayırlı işler, görüşürüz. Yavaş, dikkatli ol. Dayan, sakin. Eren, doktor yolda mı? Evet, evet. Mesaj attı. Yaklaşmış. Ben ona bakayım. Sen bir bastır şuraya. Ölecek bir şey de yok. İyiyim ben. Sen bastır şuraya. Galiba sen bir şeyi çok yanlış anlıyorsun. İnsanlardan yardım almak zayıflık değildir. Aksine... Sürekli güçlü görmeye çalışmak zayıflıktır. Kapatmak istediğim bir şey olduğunu belli eder. Dur. Bitti mi? Hayat derslerini kendine sakla. Çünkü ihtiyacın olacak. Öyle her şeyi bildiğini sanmak da... cahilliktir. Tamam, bırak bana. İyi
Bak hastaneye gitmek istemedin. Yazlık eve getirin dedin, getirdik. Bundan sonra da sen bizi dinleyeceksin. Yazdım. Burada. Yatıralım mı? Durun, hareket ettirmeyin, bakacağım. Bu kim? Tanımıyorum ben o doktoru. Aylan'ın arkadaşı. Güvenilir biri, merak etme. Yarayı görebilir miyim? Ben alayım. Hemen müdahale etmeliyiz. Neyse ki kurşun çok derine inmemiş. Biraz uyuşturacak. Kurşunu çıkartacağım. Canım biraz yanacak. İyi misin?
Doğru değil burada kalmanız. Hastanede olsanız daha iyi olur. Gerek yok hastaneye falan. İyiyim ben. Aksi bir durum olursa zaten giderim. Bu ilaçları hemen alsın. Acil bir şey olursa beni arayın. Gözünüz üzerinde olsun. Tekrar geçmiş olsun. Bir şey mi dedin? Ben şu ilaçları alayım. Giderken onu da çiftliğe bırak. Olmaz. Sen bu haldeyken hiçbir yere gitmiyorum ben. Ben neden böyle hissediyorum Zeyd? Yani tabii Yusuf'a zarar gelmesini istemem. Ama keşke dilin olsa da bana akıl versen. Şu an biriyle konuşmaya o kadar ihtiyacım var ki. Hem aklıyla hem kalbiyle bakmasını bilen birine. Sen hala burada mısın? Eren'le çiftliğe gidiyorsun. Hayır. Israr etme. Seninle uğraşamam. Hayır dedim. Bütün bunlar benim yüzümden başına geldi. Senin için bir şeyler yapabilirsem kendimi daha iyi hissedeceğim. Bekle. Dur. Yaslan. Düşünme artık bunları. Olanlar oldu. Yaşananları değiştiremeyiz.
Sen niye bu kadar siyahsın? Ya da beyaz? Grileri çıkartmışsın hayatından. Tamam, haklısın. Yaşananları değiştiremeyiz. Ama insan da hayat gibi bir bütündür. İkisini de tek bir güne veya tek bir ana göre yargılayamazsın. Yani sen benim yüzümden vuruldun. Şimdi ben de seninle iyileşmen için elimden geleni yapmak istiyorum. Zaten herkesi çok kötü bir duruma soktuğum için üzülüyorum. Kuşat aileme zarar vermekle tehdit etmişti beni. Ya bir şey yaparsa, ya yaptıysa, benim aramam lazım, onları iyi olduklarını öğrenmem lazım. Tamam, dur. Bırak sen onu. Benim telefonumu ver, hadi. Ver. Alo Eren. Müştemilatın ve çiftliğin güvenliğini artır. Kimsenin bir şeyden haberi olmasın. Ama hepsi de göz önünde olsun. Özellikle de aslanın ailesi. Daha iyi. Şimdi kimse işkillenmesin. Öyle sormadan çıkıp geldim ama çok daraldım Feriha abla. Seninle konuşmak istedim. Seni sıkıntıya sokmuyorum değil mi bu arada? Yok canım, olur mu öyle şey? İyi ki geldin. Evde kimse yok zaten. Anlat hadi. Ne oldu sana? Biliyorsun bana her şeyi anlatabilirsin. Kardeş sayılırız biz seninle. Biliyorum abla, biliyorum. Sağ ol. Burada zaten senden başka güvendiğim kimsem yok ki benim. Tabii Yusuf dışında. Senin için geldim. Birazdan buradan birlikte çıkacağız. İlaçlar burada. Size yiyecek bir şeyler de aldım. İlaçları hemen versek mi?
Aç karnı içemez. Ben yiyecek bir şeyler hazırlayayım, sonra ilaçlarını da içiririm. İlaç saate gecikmesin diye hazır tavuk suyu çorbası aldım. İyi düşünmüş. Abi nasıl oldun? İyiyim. İyiyim Eren, iyiyim. Kürşatlardan haber yok. Saklanıyorlar belli. Çiftliği merak etme sen. Tamam mı? Bana bak. Gidip sen kontrol et. Ama kimsenin bu durumdan haberi olmayacak. Özellikle de ablam. O duyarsa dayanamaz. Sen git. Ablam bir kola canet. Tamamdır. Zeynep görüşürüz. Bir şeye ihtiyaç olursa ararsın. Görüşürüz. Abla. Benim bir konuda fikrine ihtiyacım var aslında. Söyle canım. Şuna bak. 2 dakika evden çıktım. Kimi almış hemen eve? Abla. Benim Yusuf'la evliliğim gerçek değil. Ne? Neden diye sorma lütfen. Yani tamam, istemiyorsan sormam da. Ben anlamadım. Yusuf bana yardım etti. Biz evlenmek zorunda kaldık. Ama sonra işler çok değişti. Karıştı yani. Evlilikleri sahteymiş. Suna! Çorbanı iç, sonra da ilaçlarını içireyim. Ya doğru. Tamam, ben hallederim. Ben içiririm. Kendim içerim. Ben içiririm dedim. İnadın şu yarandan daha zararlı senin için. İtiraz etme. Yardım edeyim. Geç olmadan ilaçlarını alman lazım. İçir dedim ya.
daha iyi. Müsaade et. Ben biraz uzanayım. Tamam. Gel yatmana yardımcı olayım. Ben yatarım. Tamam. Mısın? Ben içerideyim. Başka bir şeye ihtiyacın olursa söylersin. Ben Burcu'yu kıskandım galiba. Bir de üstüne bu sabah Yusuf'un kötü haberi gelince... Kötü haber mi? Yok, bir şey yok. Yaralandı demişlerdi de hafif bir şeymiş. Ama asıl ben oraya giderken... böyle... Ya onu bir şey olursa yaşayamam. Onsuz nasıl yaparım diye düşünmeden edemedim Feriha abla. Benim en kötü zamanımda yanımdaydı o. Benim için öyle fedakarlıklar yaptı ki. Acaba hani böyle bu hissettiğim şey bana yaptığı iyilikler yüzünden mi? Hani minnet duygusu mu sadece? Gülce... bana bu anlattıkların minnetten çok daha fazlası gibi geldi. Ama duygularını en iyi bilen sensin. Ve zamanı geldiğinde de onlara en doğru ismi verecek olan sensin. (Gülüyor)
kıza haber vermeyi unuttum. Çok ayıp oldu. Selma, kusura bakma. Haber vermeyi unuttum. Bir gelişme mi var yoksa? Evet, merak etme. Halil buldu kardeşini. Zeynep çok iyi. Neredeler o zaman? Niye gelmediler hala? Şu anda araç kullanıyorum. Birazdan çiftliğe geleceğim zaten. Detaylar orada konuşuruz, olur mu? Tamam. İyi değil mi Zeynep gerçekten? İyi, merak etme. Sen olanlardan kimseye bahsetmedin değil mi? Yok, hayır, söylemedim kimseye. Tamam, çiftliğe gelince konuşuruz o zaman. Tamam, bekliyorum. Kaybettin. Pekmez iyi gelir. Hiç sevmem. Hayatta da yemem. Yok. Hala haber yok. Kayboldu. Tamam teyze, dur sakin ol. Ben hemen bir Eren'i arayayım. Hah Eren, tam seni arıyordum. Eren, Halil nerede? Geceden beri ortada yok. Biliyorum. Durumu anlatmam için de beni gönderdi zaten. Halil şehir dışında. Koku işi için bazı şirketlerle görüşmeye gitti. Peki Zeynep? O da yok ortada. Eren, bak bana doğruyu söyle. Bunlar beraberler mi yoksa? Zeynep kasabada. O da burada koku işiyle ilgili görüşüyor. Hanımefendi hala kendini hayatının hakimi zannediyor. Yönetimi ele geçirdiğimin farkında değil. Ne? Zeynep diyorum. Benden izin almadan kendine vazife biçmiş. Halil'in haberi vardır mutlaka teyze. Evet. Zaten Halil yönlendirdi Zeynep'i. Sürekli görüşmede olduğu için de telefonu kapalı. Söylemek istediğiniz bir şey varsa bana iletin. Ben uygun olunca ona aktarırım. Bir şeye ihtiyacınız var mı? Tamam. Bir şey olursa lütfen söyleyin. Olur mu? Sağ ol. Ben dedim sana teyze, boşuna ev hamlamıyorsun.
Canım helva istedi. Sen de yemek ister misin? Yani helva severim. Tamam. Doğrulu o zaman. Şeker yerine pekmez kullanınca tabii güzel olur. Bak, yemem diyordun. Büyük konuşmamak gerekiyormuş demek ki. Sana bile yapmam dediğini yaptırabilecek biri çıktı işte. Afiyet olsun. Bu iş böyle olmaz. Yan yana durmamalıyız. Bu işi ezip geçmem lazım. Yok etmem lazım. Eren Bey! Ne oldu? Zeynep nerede? Halil Bey geldi mi? Bir sorun yok. Merak etme. Nasıl sorun yok? E niye gelmediler o zaman? Zeynep iyi mi? Şşş. Duymasın kimse. Zeynep iyi. Ama... Ama ne? Ya söylesene. Tamam, sakin ol. Halil vurulmuş. İyi mi peki? Şu anda iyi. Doktor müdahale etti. Zeynep de orada zaten. İlgileniyor. Bak, sakın birine söyleme. Tamam. Tamam, söylemem kimseye. Beni Zeynep'in yanına götürür müsün? Olmaz. Sen burada bekle. Ben onları getireceğim. Ya ama... Lütfen. Bana güven.
Ben gideyim. Tamam. Düşmüştü boynun tutulmasın diye. Ben rahatım. Sen de hadi git uyu. Dinlen, yorulmuşsundur. Ben iyiyim böyle. Saçmalama. Geç içeride yat hadi. İyiyim böyle. Ayakta ne yapıyorsun? Doktor sana yatıp dinlenmeni söyledi.
Sen dur. Ben hallederim. Tamam. Bak bu kadarına gerek yok cidden. Suyu da içerim. Yatmaya gelemem. Biraz yürüyüş yapacağım artık. Olmaz. Eğer iyileşmek istiyorsan yatıp dinlenmen gerekiyor. Doktoru arıyorum. Madem beni dinlemiyorsun, doktor dinlersin herhalde. Alo doktor bey. Rahatsız ediyorum, kusura bakmayın. Ama size danışmam gereken bir konu var. Halil Bey iyileşene kadar ayağa kalkamaz değil mi? Yani süreci kötü etkiler diye düşünüyorum. Dinlenmesi gerek tabii. Ama kendini zorlamadan kısa yürüyüşler de yapabilir. Kasların çalışması da iyidir. Anladım doktor bey. Sağ olun. Ben biraz yürüyeyim bari. Dışarısı olmaz. Soğuk. İstersen şu pencerenin kenarına geç. Manzarası güzel. Olur. Ayağım takıldı sadece. İyisin yani. İyiyim. Oturmaktansa şöyle kalayım daha iyi. Çocukken dedemle bu camdan bakıp hafıza oyunu oynardık. Hafıza mı? Hı. Nasıl yani? Şimdi camdan dışarı baktın değil mi? Hı hı. Bakma. Kaç tane ağaç gördün tahmin et bakalım. Hadi. 8. Bir bakalım. 1, 2, 3, 4. Kaybettin. Gerçi alışık değilsin. Olur böyle. Yapma ya. Hı. Çok eğlenceli oyunmuş. Çocukken eğlenceliydi.
O zamanlar her şey daha güzeldi. Yanlışım var. O zaman her şey çok güzel değildi. Sadece biz olanın bitenin farkında değildik. Belki de haklısın. Çocukken hastalandığımda annem beni hep bu cama oturturdu. Camdan dışarı bakıp ağaçlara, kuşlara hikayeler uydururduk. Bak şu ağacı görüyor musun? O sevgi ağacıydı mesela. Yapraklarından sevgi polenleri dağılırdı her yere. Kötülük gördüğü yerde yapışıp iyiliğe çevirirdi. Öyle iyimser şeyler işte. Dediğin gibi çocuklar kötülük bilmez. Hep iyilik hayal ederler. Her şeyi iyileştirebileceklerine inanırlar. Ha bir de meşhur çocuk oyunu bulut benzetmece var. O ne? Benim ablamın küçükken yanakları tombul tombuldu. Bir gün gökyüzünde 100 yuvarlak bir bulut gördü. Bu benim demeye başladı. Sonra... Sonra? Ben de kendi bulutumu buldum. Neydi biliyor musun? Keçi. Senin arada kurşun falan yemen lazım sanırım. O niye? Ben ilk kez böyle güldüğünü görüyorum da onda. Pardon. Pardon, pardon. Acıtmadım değil mi? Acıtmadım. Burada. Onu indirebilir misin artık? Pardon. Ben seni tefecinin adamlarından biri sandım. Neyse ki değilim. Ben Zeynep'i merak ettim. Sana iyi olduğunu söylemiştim. Bana güvenmedin. Yarbanın arkasına saklandın öyle mi? Özür dilerim. Ama sana güvenmemekle alakası yok. İnsan görmeden rahat edemiyor.
Anla beni de lütfen. Yapacak bir şey yok. Bak belki sen de kendi bulutunu bulursun. İyi olduğuna emin misin? Zeynep? Abla? Ablacığım. Çok şükür iyisin. İyiyim, iyiyim. Korkma. Biraz yürüyüş yapacağım artık. Olmaz. Etmiş, özlemişler seni. Git artık sen. Ben iyiyim. Olmaz. Seni yalnız bırakamam. Sana git dedim. Sunacığım, ne iyi ettin de geldin. Bir sürü de şey yapıp getirmişsin. Sağ ol canım benim. Humusu da ben yaptım. Seversiniz inşallah. Sevmez olur muyuz? Nevin anne bayılır humusa. Ellerine sağlık. Evet, evet. Şimdi bayılacağım, az kaldı. Ben bakarım. Tövbe estağfurullah, sanki evin kızı. Yusuf, hoş geldin. Suna. Dur, terliklerini vereyim. Hadi gel, sofra hazır. Selamünaleyküm.
Ve aleyküm selam oğlum. Hoş geldin. Hoş geldin Yusuf'cum. Bak, beğendin mi soframızı? Sunacığım zahmet etmiş, kendi elleriyle bize böyle bir sürü güzel yemek hazırlayıp getirmiş. Ben bir Gülce'ye bakayım. Sana git demedim mi? Konuşsana. Niye geldin? Nereden geliyorsun sen? Güya bu evin çalışanısın ama benden daha çok geziyorsun maşallah. Halil Bey'in işlerini yapıyordum. Ha, ne işleriymiş bunlar? Benim yapmam gereken bir şey. Onunla ilgileniyordum. İzninizle. Senin yapman gereken tek şey hayatımızdan defolup gitmek. Thank you.
aldı mı acaba? Sen hep hastalık akşamları çöker derdince mutsuzdu. Yüzümden oldu bunlar. Bilmemelisin. Ne hissettiğimi bilmemelisin.